İyi akşamlar arkadaşlar. Bir hafta sonra yine maçtan geldim. Böyle derbeder vaziyette yine sizlerin karşısındayım. Yarına inşallah bu videoyu size atacağım. Maçtan ilgili düşüncelerimi size paylaşacağım. Aslında böyle neşeli, gülen bir suratla size hitap etmek isterdim ama çok stresliyim. Çok kızgınım. Sevincimizi yaşayamıyoruz. Niye yaşayamadığımızı anlatacağım. Lütfen kulak verin. Beni takip eden arkadaşlarımın, dostlarımın, sizlerin yani çoğunun benim düşüncemde olduğunu biliyorum. Bir de öyle olmalısınız. Arkadaşlar, bakın size net olarak söylüyorum. Daha evvel de program yaptım. Efsane futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Daha da yapacağım. Hevesimi kırmayın. Eğer aynı bakış açısında değilsek lütfen beni takibi bırakın. Olmayanlar zaten bıraksınlar beni takibi. Yani sevincimizi bir şey yaşatmayacaksanız, bu millet bu sevinci bize yaşatmayacaksa Allah aşkına bırakın bizi ya. Niye böyle söyledim? Şimdi size anlatayım arkadaşlar. Ama önce maçın bir talihini yapayım size. Sonra kızgınlığımı, gerçi anlamışsınızdır başında ama kızgınlığımı size anlatacağım. Bir hafta evvelinden farklı bir oyun oynamadık. İki takım da aynı tipte oynadı. Trabzonspor zaten Akyaz Stadı'nda oynadık ama eski takımımız Avni Aker'di. Şimdi oynadığımızda Aker'di. Değişen bir şey yok. İki tane Akerli statta oynadık. Trabzonspor yine bu maçı da kendi stadındaymış gibi oynadı. Maçın çoğunda topu hakimdi. Aldı, verdi. Rakip tabii kendi sahasında olmanın verdiği rahatlıkla ve galip gelip tur atlamanın verdiği istekle ikinci maçın son olduğunu bildiği için daha atak oynamaya çalıştı. Ama Trabzonspor bana göre çok yerinde müdahaleler yaptı. Peki. Hatası yok mu? Var. Arkadaşlar var. Adamlar 15. 20. maçını oynuyor. Sen daha 2. maçını oynuyorsun. Yeni transferler almışsın. Bir araya geliyorsun. Ya yıllarca oturduğun mahalleyi değiştirip yeni eve taşınıyorsun. Arabayla gidiyorken bakıyorsun ki gene eski mahallene gelmişsin. Alışkanlıktan dolayı. Ya bırakın millet alışsın artık. Yani bir rahat verin arkadaşlar. Turu atlamışız. Yarın gazeteler turu atladı diye yazacak. Kötüydü bilmem neydi ama Roma'ya gideceğiz. Roma ile oynayacağız. Onu da geçeceğiz inşallah. Ama ya bir rahat bırakın arkadaşlar ya. Takım şöyleymiş de böyleymiş de. Şimdi sosyal medyada bakıyorum. Zaten dernekte maç seyrederken maç sonunda sevindik. O sevindiğimiz görüntüleri çektim ama gene yanlış çekmişim. Yarısından sonrası ağırlaştırılmış gidiyor. Bilmiyorum ne kadarını size gösterebileceğim. Her şeye konuşuluyor. Maç penaltılara kalırsa zaten bakmaya değmez. Uğurcan kurtaramaz. E kurtardı iki tane. Serkan nereden oynuyor? Ne var? Serkan ne yaptı? Kaç kaç bitti maç? Ta ki Serkan çıkana kadar. Ayıptır ya. Adam yiyeceksiniz. Anlamıyorum ki ya. Bırakın da sevinelim arkadaşlar. Koca koca adamlarsınız. Sosyal medyada maç oynanıyor. Sosyal medyadan birbirinize atıyorsunuz. O oynasaydı, bu oynasaydı. Abdullah Hoca yerine bir hoca bulmamız lazım falan. Allah Allah ya. Ya arkadaşlar bakın. Ben bu video YouTube hayatıma başlayalı 3-4 ay oldu. Hiçbir şey yokken, hiçbir şey yokken içime doğdu. Ve bu sene şampiyon olacağız diye yola çıktım. Böyle bir şey yapmam icap ettiğini ve arkama dayıp beni sevenlerini takip edenleri de peşime takacağımı ve bunu çığ gibi büyüteceğimi düşündüm. Büyüyoruz, anlatıyorum. Ama yani yemin edeceğim ya vallahi şampiyon olacağız diyeceğim. Olmayacak yani öyle bir yeminle bu iş olmuyor. Ya şampiyon olmayan adayız. İyi oynuyoruz. İyi oynamaya çalışıyoruz. Daha ikinci hazırlık maçımız.
ciddi maçımız. Ama sizden ricam şu arkadaşlar, Trabzonspor'u seviyorsunuz, doğru, sevin. Bırakın bizi bu sene şampiyon olalım, seneye gelirsiniz sevmenize devam edersiniz. Bırakın onu eleştirmeyi, bunu eleştirmeyi. Abdullah Hoca yanlış oyuncu değiştirdi size göre, olabilir. Hoca odur. Serkan kötüydü, oynattı, olabilir. Berat şuydu, bilmem neydi falan filan. Ya galip gittik. Hepsi geride kaldı. Bundan sonra daha iyi oynayacağız. Tur atladık ya. Moralli geliyoruz. Maç bitiyor. Uğurcan'dan, Abdullah Hoca'sından sevincini paylaşacağına futbolcu arkadaşları korumak için demeçler veriyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ben anlamıyorum yani. Sevgili arkadaşlar, bak beni takip eden arkadaşlarım, size bakıyorum. Gözünüzün içine bakmaya çalışıyorum. Ben futbolun içine doğdum. Ben 1956 yılında İstanbul'da doğduğum zaman babam Fenerbahçe'de top oynuyordu. Bir yaşına geldik, babam oradan Trabzon'a geldi. Babamın futbolun içerisinde doğmasından dolayı İtman Hoca, İtman Gücü rekabetinde, daha sonra Sebat Gençlik'te abilerimin elinden tutup sahaya amigo olarak çıktım. Kolumdan tutup sahaya çıkarttılar. 72 yılında lisans çıkarttım. 72 yılında 16 yaşındaki lisans çıkarttım. Sebat Gençlik genç takımında oynadım, Sebat'ta oynadım, Trabzonspor'da oynadım, Beşiktaş'ta oynadım, Denizli'de oynadım, Karagümrük'te oynadım. Milli takımda oynadım. Döndüm Trabzon'a oynadım. Gittim Denizli'ye, döndüm Trabzon'a oynadım. Oynadım da oynadım. Ya ben futbolla ilgili bir şey diyorum. Arkadaşlar, bu futbola herkes bakıyor, doğrudur. Ya arkadaş, ya bu kadar sene oynamış adama bir inanın da. Ya niye sallıyorsunuz abi arkadaşlara ya? Serkan ne yaptı size? Serkan'ın Trabzonlu olmasından başka ne suçu var ya? Bana göre de, benim futbol görüşüme göre de açık vermesine rağmen 99 sahanın en iyilerinden biriydi. Geçen hafta söyledim, geçen videomda söyledim. Abdullah Hoca, yani onu iyi görmesi oynatır mı? Arkadaşlar ya. Serkan kötü, Berat kötü, Uğurcan kafası başka yerde, Abdülkadir parmak oyuna girdi, ne oldu takımı bilmem ne diyor. Güzel kardeşim bak, maç bitmiş arkadaşlar. Sizlere demiyorum. Yani bunu sosyal medyada konuşan herkese söylüyorum. Arkadaşlar, bana söyler misiniz? Bu maçta ben galibiyeti, farklı bir galibiyet bekliyordum deplasmanda. Vakayeme ne oynadı? İlk maçın yıldızı Canini ne oynadı? Cervinho ne oynadı? Benim alınması için video yaptığım Hamsik bir tempoda oynadı. Berat'tan ne farkı vardı? Ama onlar önemli değil. Onlar bir takım halinde iyi oynamaya çalıştılar. Uğurcan 3 gol yedi birinci maçta, bunlar yenil mi dediniz? Bir tane hatası yoktu birinci maçta yedi gollerde. Bir tane hatası yoktu. Gördünüz ikinci maçta neler yaptı diye. Rakip hücum edince Uğurcan daha iyi oynuyor. Kalenin dibine girmiş ilk maçta sıfırdan, efendim niye tutmadınız? Vallahi yoktu, billahi yoktu ya. Yapmayın ya. Ya bunca sene top oynamışız. Size bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz ve üzülüyoruz ya. Ya şimdi benim sevinçli olmam lazım. Size güzel şeyler anlatmam lazım ama bıktık, usandık ya. Ya bu sene Trabzonspor şampiyon olamayacaksa sizin bu sosyal medyadaki yüklenmelerinizden dolayı olmayacak ya. Bırakın gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ınızın dinini seviyorsanız çekinin kenara, sallayacaksanız yani maç oynanırken sosyal medyada yazı yazmayı, Facebook'ta, Twitter'da bilmem ne, kendinizde geyik yapmayı, bir şey zannediyorsanız geri çekilin, bırakın Trabzonspor'u kendi haline. Bizlerle beraber şampiyon olacağız. Kupayı kaldırdığımız zaman gelir beraber sevinirsiniz. Arkadaşlar, daha iyi olacağız, daha iyi olacağız. Daha hiçbir şey oynamadık. Bak, Cornelius oyuna girdiği zaman stoperlere daha çok baskı yapacaklar. Sağının kralı Bekasetes'ti. Ondan sonra Serkan'dı. Ben Serkan benim babamın uşağı değil. Sonra ne oldu? Yerinde bir değişiklikten Peres'i sağa aldı. Sola İsmail'i aldı.
Öyle de oldu. Bak ne alternatifler var. Sağda Serkan aksarsa oraya sağlam, sol tarafa geliyor. Ben size ne dedim? Yılın yıldızı Trotsen olur. Oynama fırsatı bulamayacak Trotsen. Trotsen 2-3 maç peş peş oynasın. Vallahi yılın yıldızı olur. Arkadaşlar, sevincimizi kursağımızda bırakmayalım. Bırakın eğlenelim. Bak Roma'ya gideceğiz. Bu hafta oynayacağız, sonra Roma'ya gideceğiz. Bu takım oynadıkça daha iyi olur. Ben buradan Yunus Mallı ile ilgili işte yani niye alınır falan. Yunus Mallı idmanlarda en iyisi. Ben soruşturuyorum. Şu anda sahaya girdiği zaman da topu alıp gidiyor. Fakat bu sene size söylüyorum. Siz bu sene bu şekilde çok yazı yazarsınız. Neden biliyor musunuz? Abdullah Hoca'nın oyun stili sizin hoşunuza gitmez. İki tane suratlı adamımız var. Üç tane suratlı adamımız var. Hızlı ucuma çıkacağız. Yaptırmıyor. Pas yaptırıyor. Buna alışacaksınız. Sonunda galip geldikten sonra konuşacaksınız ama sonunda galip geldiğimiz zaman sonunda aldığımız puanlara bakacaksınız. Biz hızla oynayamayız. Çünkü hocanın oyun stili öyle değil. Cervinho topu alıyor. Gitmesi lazım. İki silkelendiği zaman gidiyor. Fakat daha henüz ya daha yeni geldi şehre. Sudan çıkmış balık ya. Vakayeme ne yaptı Allah aşkına ya? 90 dakika boyunca rakip onu kapattı. İki çalım atmadı, iki çalım atamadı, götüremedi topu. Alıştık son 10 dakika Yusuf gelecek. Yusuf gibi oyun daha bir açılıyor. İyiyiz ha. Ya iyiyiz niye? Yani sosyal medyada ona buna sallıyorsunuz arkadaşlar. Ya Allah'ını seviyorsunuz. Sallamayın. Diyelim ki sallıyorlar arkadaşlar. Bak beni takip edenler size söylüyorum. Diye ki söylüyorum. Allah aşkına bana abone olanlar, beni takip edenler. Lütfen sallamayı bıraksınlar. Eksiklerimiz var. Ben de görüyorum. Şimdi bu maçta 1 milyon tane eksik çıkartırım size. Efendim 1-0 galipsin. İşte Yunus Mallı'ydı da Abdullah parmakla orta sahaya bir takviye yapsaydın, Mare'ye çıkarsaydın yahut dengeli iki tane Barrett'le Marek aynı stilde oynuyorlar. Oraya Abdullah Kadir parmağı soksaydın bilmem ne etseydi falan. Bunlar olabilir. Ya vallahi olabilir bunlar. Ama yerden yere vurulmaz ki ya. Yarına hiçbir şey yazmayacak bunlarla ilgili. Türkiye'ye puan kazandırdık. Turu geçtik. Roma'ya gidiyoruz. Ya Roma'yı yakacağız. Bilmem ne yakacağız. Şarkılar var ya. Ya havamız var, havamız. Malatya'ya gideceğiz. Ya biz gittiğimiz yere şey getiriyoruz ya. Seyirci getiriyoruz. Hareket getiriyoruz ya. Bakın büyük takımlar böyledir. Fenerbahçe Trabzon'a geldiği zaman, Galatasaray Trabzon'a geldiği zaman, Beşiktaş Trabzon'a geldiği zaman gazeteci ordusu ve taraftar ordusundan geliyor. Neticede oteller doluyor bilmiyorum. Yani böyle bir şey. Şimdi Trabzon aynı şekilde gidip geliyor arkadaşlar ya. Ya lütfen ya lütfen. Yapmayın, sallamayın. Bu çocuklardan ne istiyorsunuz anlamıyorum ya. Arkadaşlar bak. Gözünüzü seveyim. Size bir evvel Ali Kemal'le Necati'nin röportajını yaptım. Belki daha geniş yapacağım. Belki daha canlı yapacağım. Şimdi gideceğim Bekir Barçın'la yapacağım. Turgay Semercioğlu'na yapacağım. Eski anılarımızı anlatacağım. Canlı yayın yapacağım. Sizi mutlu etmeye çalışacağım. Ya başıma gelen bir şeyi anlattım. Bir daha anlatayım ya. Ben 75-76 yılında Trabzonspor'a transfer olduğum zaman Sebat Gençlik takımından baştan ligin başından Şükrü Ersoy 7 maç beni oynattı. Trabzon'daki bir Balıkesir maçında sol açık oynuyorum. Vallahi billahi golün pasını ben verdim. Necmi abi gol attı. Yani işte oynuyoruz. Rahmetli Turgay Şeren, Galatasaray milli takımın kaptanı Turgay Şeren ertesi gün gazetesinde Serdar'ın bu futbolcunun Trabzonspor'da ne işi var? Bunun Trabzonspor oynaması mümkün değil diye yazdı. 1975-76, 75 desen 25 oradan, 20-46 yıl kalbimde yer etmiş. Unutamadım. Bu futbolcular da unutmuyor. Üzülüyor, kırılıyorlar. Ve aynı Turgay Şeren bir yıl sonra ben dememiş miydim Serdar büyük futbolcu olacak diye. Allah rahmet eylesin. Abi kalplerinde yer ediyor. Unutulmuyor. Bak ben 25-20-46 yıldır bu yazıyı unutmadım. Her zaman da bunu söylüyorum. Üzülüyoruz. Yabancılar bunları belki okumuyorlar. Bizler üzülüyoruz. Hemşerilerimizin bize karşı böyle demeler mi yok? Ya kıskanıyor musunuz kardeşim?
Bunlar oynuyorlar diye ya. Bunun yeteneği yok. Yeteneği yoksa çekip gidecek. Ama takıma trilyonlara verdiğin hoca bu adamı oynatıyor. Gördün işte. Fizik olarak ufuk kalmasına rağmen birinci maçtan daha iyi niye oynadı? Çünkü Edgar iyi o tarafa kademe yaptı. Yine de az yaptı. Senin bu stoperlerin, bizim stoperlerimiz bu sene geçen senesinden daha kötü başladılar. Arkadaşlar. Daha dengeyi kuramadılar. Daha bu Abdullah Hoca'nın oyun şeyine ayak uyduramadılar. Perez yerini bulur. Trossian sol beke geçer. İsmail Köybaşı sol beke geçer. Efendim Aksem olursa Perez sola geçer. Sağ tarafta Serkan oynar. Dorukan oynar. Sol tarafta Farukcan oynar. Var bir sürü adamımız var ya. Ya yakıştıramıyorum ben Trabzonspor taraftarına bu tip şeyleri ya. Yapmayın ya. Bir sevinelim, mutlu olalım arkadaşlar. Mutlu olalım. Sonunda ya bir şeyden gelmişim. Sevinçti. Sosyal medyayı okudum. Ya ağlamalık da oldum ya. Ben kendimi Serkan'ın yerine koydum ya. Çocuk yırtınıyor. İyi oynadığı maçta ya neyse bu maçta bana bir şey demeyecekler. Şak! Daha devre bitmemiş ya. Daha oyunun başı. Penaltılara kalmamışız. Uğurcan ne yaptı diyecekler. Şimdi Uğurcan penaltı kurtaramaz diyenler. Utanmadılar mı? Ya arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarım. Sizi seviyorum. Bakın size yağma çekmiyorum. Eğer böyle her maçtan sonra sallayacaksan Allah aşkına beni takip etmeyin. Takip edenler bana yeter. Allah'a şükürler olsun futbol oynadım, para kazandım. Ailemi geçindirecek param var, işim var. Sosyalim. Her yerde varım. Öne çıkmama gerek yok. Ben her şeyin dibinde varım. Arkadaşlar. Beni tanıyanlar iyi biliyorlar. Benim boyum 1.65, yerin altında da 1.65'im ben. O yüzden arkadaşlar, bu tip konuşmalar, bu tip videolar yapmak istemiyorum. Trabzonspor şampiyon olacağız diyorum ya. Şampiyonluk yolunda gideceğiz. Sizden gideceğiz ya. Eğrisinden doğrusundan bu takım bizim takım. Yanlış da yapsa doğru yaptı diyeceğiz. Arkadaşlar. Her şeye rağmen mutluyuz. Yani o eğlenceleri çekerken yanlış yere bastım. Belli bir noktadan sonra çok yavaşlıyor. Bilmiyorum benim arka planımı yapan arkadaşım onu ne kadar verecek. Size önümüzdeki günlerde Bekir Barçın'la ilgili, efsanemizle ilgili uzun bir video yapacağım. Hem ben anlatacağım onu hem o kendisini anlatacak. Kır kır yapacağız, bir şamata yapacağız. Eğleneceğiz, eğlene eğlene şampiyon olacağız. Üzmeyin kendinizi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Beni takip eden arkadaşlarım, aslanlar gibisiniz. Yapmayın. Yapanınız varsa çıkartın onları aramızdan. Ben çıkartacağım zaten. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.